O zaman kimya ve elektriğin dördüncü videosu pillerin soru çözümüne başlayalım mı? Çok güzel sorular var. Tamamı benim sorularım. Hepsi benim sorularım. Kimi çıkmış sorularım benzer Aa arada 3 adımın soruları da var. Pardon 3 adımın soruları da var. Onları söylüyorum zaten. Bunlar 3 adımdan mutlaka çözün diye. 3 adım milli eğitimin çok güzel bir kitabı. Bu arada milli eğitimden yetkililerden aldığım bir habere göre 3 adımın yenileri de yazılıyormuş. Bir kısmı hazır. Baskıya girip. Yetişme ihtimali var size. Yetişme ihtimali var. Bunu yaparlarsa çok çok güzel olur. Çünkü e, her sene, her sene, her sene mevzuna kalan öğrencilerimiz oluyor. Aynı sorular e, olmuyor. Daha fazla soruya ihtiyacımız oluyor. Bu haberi de içeriden bir kaynaktan aldım biliyorsunuz. Bağlantılarım güçtü. Daha önceki videoları izleyenler bilirler. Yani tak söylüyoruz. Kişileri görevden alıyorlar. Yani, yani, aa ona göre. O zaman hadi, hadi geçelim sorulara. Evet. Şöyle bir özetleyelim mi kısaca? Şöyle bir özetleyelim mi? Neydi pilde? Kimya. Katotta indirgenme oluyor. Anotta mi oluyor. Önce anotu belirliyoruz. Anot elimizdeki maddelerden en aktif olan anotta çubuk çözünüp çözeltiye geçiyor. %99 böyle. Çok az çubuğun çözülmediği sorular var da. Bakalım karşımıza çıkarsa yaparız. Belki Sait Hoca yazmıştır böyle istisnai bir soru piyasada hiç olmayan bir soru ufuk kaçması için. Anotta çubuk çözünerek çözeltiye geçiyor. Çubuk aşınır kütlesi azalırken çözeltideki artı yön derişimi artıyor. Çözeltide artan bu artı iyonlar tuz köprüsünden eksileri anyonları çekiyorlar. Elektron anottan katoda akıyor. Katottaki elektrona geliyor. Katottaki çubuğa geliyor elektron. Çözeltideki katyonlar elektronu alıp indirgeniyor. Bu yüzden katot daima çözeltide. Çözeltideki katyon derişimi azalıyor. Çubuğun kütlesi artıyor. Eğer çözeltide hidrojen değilse. Çözeltideki katyon derişimini dengelemek için tuz köprüsünün katyonları bu kaba geliyor. Pilin özeti böyleydi. Hadi bakalım. Hemen. Önce bakıyorum bunlar elektron alma. Metal elektron almaz verir. Metalin aktifliği verme. O yüzden ne yapacağım? Hemen vermeye göre yani tersine göre sıralayacağım. En aktif nikel, nikel anot. Diğer kabın çözeltisine bakıyorum. Hidrojen var. Hidrojen katot. Bakırı hayatımdan çıkarıyorum. Bakırın burada hiçbir görevi yok. Sadece anot nikelin gönderdiği elektronları hidrojene iletmekten sorumlu. Başka bir görevi yok burada bakırın. Bakır susar mısın lütfen? tutarsa su içer, değil mi? Niye susasa? Nikel anot elektron verdi, çözeltiye karıştı. Çözeltide bir sürü artı iyon oluştu. Şu boyun kütlesi azaldı. Bu artı iyonlar tuz köprüsünden eksileri geçti. Eksileri çekti. Elektronlar buraya geldi. Hidrojen buradan elektronu alıp indirgendi. Gaz olarak uçtu, gitti. Yapışmadı, gaz o. Hidrojen azalınca buradaki artıları dengelemek için tuz köprüsünün artıları geldi. Hadi bakalım soruya. Katodun standart gerilimi zaten hidrojen sıfır olduğu için mecburen şu ikisini toplayacağız. 0,25 volt. 0,59 değil. katot bakır değil hidrojen. Dış devrede elektron nikelden bakıra doğru akar. Tuz köprüsünde katyonlar, katyonlar birinci kaba değil ikinci kaba hareket eder. Bak birinci kaba anyonlar hareket ediyor. O zaman cevabımız C seçeneği. Bak hızlıca çözdük. C seçeneğini de bulalım mı? Hocam bana klasik sorulacak. Biz 12 tamam tamam duydum. Klasik sorulacak tamam bak. Ne yapıyorduk? Olan olayı yazıyorduk. Burada olay ne? Ne oluyor? Çubuktaki nikel çözeltideki nikel artı 2'ye dönüşüyor. Demek ki 2 elektron vermiş. Burada olay ne? Çözeltideki hidrojen elektron alıyor. H2 haline dönüşüyor. Hidrojen metal değil ya. Atomik halde bulunmaz. Moleküler halde bulunur. E, H2 olunca 2 hidrojen. 2 elektron olmuş oluyor. Ne oldu? Bu iki tepkimeyi topla. Elektronlar zaten sadeleşiyor. sadeleşme sayı ile çarpacaktık. Girenlerde nikel ve 2 hidrojen kaldı. Ürünlerde nikel artı ve H2 kaldı. Bak, tepkimeyi de böyle bulabilirsin. Anlaştık mı? Hadi gel. Sonraki soru. Hemen bakıyorsun. Bunlar elektron alma Elektron vermeye göre düşün. En büyüğü alüminyum anot. Diğer kabın çözeltisine baktın hidrojen katot, gümüş değişin yok. Anotta çubuk olan alüminyum, çözelti olan alüminyuma yükseltgenip 3 elektron verdi. Yani çözeltideki artı iyon derişimi arttı, çubuğun kütlesi azaldı, tuz köprüsünün eksi iyonları bu artıları dengelemek için buraya geldi. Elektron dış devrede alüminyumdan gümüşe geldi. Gümüş de çözeltiye verdi. Çözeltideki haşartılar bu elektronları alıp biraz önceki gibi H2 gazı halinde yuvadan uçtular. Dolayısıyla buradaki çubuğun kütlesi artmadı ama çözeltideki katyon derişimi azaldı. Tuz köprüsünün katyonları buraya gelerek bunu dengeleyecek. Alüminyum anot'tur. Şu anot şu katot olunca topladığımızda pil gerilimi 1.66'dır. Alüminyum yükseltgendi bak şöyle ters işaret dedim. Bak alüminyum yükselt gelmiş, hidrojen indir gelmiş. Pil çalıştıkça bak şuradaki hidrojen gidiyor. Çözeltinin asidi gidiyor. Asit gidiyor. Asit aman tanrım. Asit yok oldu. Asidin pH düşüktü. Asit gidince pH gitgide artar. Asit yok oluyor. pH'in düşmesi için daha çok asit gelmesi. Hidrojenin çözülmesi lazım. Burada hidrojen bye bye happiness. Dış devrede elektron anottan katoda birden ikiye doğrudur. Nasıl? Biliyorsan tak 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 son derece kolay. Evet. Milli Eğitim'in şey ÖSYM'nin bize izin vermediği soru tipi. 10, 13, 15 soru tipine izin veriyor da orijinal çıkmışını çözmemize izin vermiyor. Demir, demir, hidrojen, bakır. Standart bir pil. Yine biraz önce yaptığımız gibi bunlar indirgenme, aktiflik yükseltgenme olduğu için bunların tersini düşünüyorum. En aktif demir. Demir anot. Diğer kaptaki hidrojen, katot. Bakırla işimiz yok. Demir anottur. Doğru. Katotta çözeltideki H artı elektron alıp H2 olarak açığa çıkar. Doğru. Elektron anottan katoda doğrudur. Doğru. Pil gerilimi 0.75'tir. Hayır. Demir anot hidrojen katot ya. Pil gerilimi 0.41 çıkar. Bakırın tepkimesiyle hiçbir işimiz yok. Net pil tepkimesi de demir yükseltken de hidrojen indirirken de doğru. Arkadaşlar 2010'da, 13'te, 15'te, 16'da çıkan soru standart. Gayet standart bir redoks sorusuydu. Yani standart Genel şey e, pil sorusuydu. Biliyorsan tak 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 çözüp geçeceğim bir soruydu. İşte bak dedim ya 3 adımdan da aldım. Bu 3 adım mı? Bu da benim sorum olabilir. 3 adım da olabilir. İkisinden biri. Nasıl bildim ama ikisinden biri olduğunu? Uf Allah'ım ne kadar zekice bir cevap. İkisinden biri. Sait Hoca sen nasıl falan gitmelisin bu kadar zeki bir cevap. Aman tanrım. Yayınladığın sorularda kullandığın iki kaynaktan biri demek ki. Wow. Elektrokimyasal bir pil için genelleme yapmış. Tuz köprüsünde anyonlar anoda gider. Doğru. Elektron katottan ona da doğrudur. Yanlış. Anot negatiftir. İşaretlemiştik söylemiştik doğru. Katodun kütlesi genellikle diyor. Bak 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 hidrojen var. Artar. Katotta indirgenme anotta yükseltgenme gerçekleşir. Elektronu anot veriyor. Anot yükseltgeniyor. Anoda doğru niye gitsin? Anot veriyor zaten elektronu. Katoda doğru gider. Tamam değil mi? Hadi gel. 2018 ve 2020'de çıkmış sorunun benzeri. Burada tepkime vermiş. Şey Pili vermiş pilde gerçekleşen tepkimeyi vermiş. Pil tepkimesi böyledir demiş. Bak bakır artı 2 bakır haline gelmiş. Demek ki burada çözeltide bakır artı 2 var. İndirgenip bakır haline geliyor. Çinko da çözülmüş. Çinko artı 2 haline gelmiş. Burada artı olduğuna göre eksiler buraya gelecek. Artılar da buraya gelecek. Elektron da çinkodan bakıra gidecek. Hemen bakıyoruz şimdi soruya. İkinci kapta bakır içeren bir çözelti olmak zorunda ki buradaki bakır artı 2 indirgensin. Burada hidrojen olsa burada bakır artı 2 olmaz yani hidrojen olur. Anlaştık değil mi? Tuz köprüsünde eksi yüklü iyonlar bire gider. Mitrat falan önemli değil. Eksi yüklü olması benim için önemli olan. İkinci kaptaki Mg kütlesi zamanla azalır. Mg kütlesi mi? İkinci kaptaki Mg yok. İkinci kapta da Cu demek istemiş herhalde. Dur bakalım. Birinci kapta yükseltme gerçekleşir? Birinci kapta Zn artı 2 iyon derişimi zamanla artar. Evet doğru. C yanlış. Burada Mg değil de Cu kütlesi zamanla azalır demiş demek istemiş Sayın Hoca. CO kütlesi zamanla azalmaz. Çözeltideki bakır biriktiği için CO kütlesi tam tersi zamanla artar. Anlaştık değil mi? süreler yani piller için genel soru soruyor. Kendiliğinden gerçekleşen indirgenme yükseltgenme gerçi tepkimesidir. Doğru. Kimya anotta yükseltgenme gerçekleşir. Doğru. Tuz köprüsü elektron değil iyon dengesini sağlar. Elektron dış devreden iletken tel üzerinden gider arkadaşlar. İletken telden gidiyor elektron. Tuz köprüsü elektronu falan geçirmiyor. Yok öyle bir şey lütfen. 2012'de çıkan soru verilmiş. Diyor ki birinci yarı hücreyi kullanacaksın. Bununla hangisini kullanırsan pil potansiyeli yüksek olur. Şimdi pil arkadaşlar iki metalin aktifliği farkından doğar. Ben ne kadar aktifsem sen ne kadar pasifsem ben o kadar kolay elektron veririm. Tak 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 tak. Dolayısıyla o kadar da yüksek elektrik üretirim. Bakın gümüş indirgenme gerilimi en yüksek, en pasif. O zaman gidip en aktifini seçersek 6'yı elde edeceğimiz pilin potansiyeli en yüksek olur. Gümüş zaten katot olur. 6 anot olduğu için ters çeviririz. Artı 1.66. 1.66 0.80 2.46 volt elektrik üretiriz. Tekrar ediyorum. Pil aktiflik farkıyla çalışır. Anot ne kadar aktif katot ne kadar pasifse elde ettiğiniz enerji o kadar yüksek olur. 2012'de çıkmış soru benzerinin cevabı da bu. 3 adımdan bir soru yine. Aşağıdaki elektrokimyasal pil çalışırken ikinci kapta Y artı 2 yön derişimi artıyor. Y artı 2 yön derişimi artıyorsa demek ki bu çözündü. çözülecek çözünecek ki burada Y artı 2 artsın. E bu çözünüyorsa elektron verdi. Elektron verdiyse buraya X de elektron olup birikecek. Buradaki kütle artacak. Buradaki katyonlar çubuğa yapıştığı için buraya artılar. Buraya eksiler gelecek. İkinci kapta yükseltgenme gerçekleşir çözündü. Hep soldaki anot diyen. Gördün değil mi bak? 3 adım milli eğitim sormuş. Bir de bana inanmıyorsunuz. Cevap veriyor hala. Birinci kapta x artı 2 indirgeneceği için de zamanla azalır. Tuz köprüsündeki anyonlar bire değil ikinci kaba doğru hareket eder. Hani burada katyon derişimi arttı ya ikinci katta. Dur inşallah kalemi düzgün yazar hale getirebilirsem en. Burada katyon derişimi arttı ya çözündüğü için anyonlar gelip bunu dengeliyordu. Hatırla. Anlaştık değil mi? hemen son iki soruyla bu videoyu da bitireceğiz. Bu ne? Çıkmış bir sorunun benzeri değil. Normal soru. Platin, demir. Ha, bak bak bak. Önemli. Önemli bak. Yıldızlı soru. Bu soru piyasada yok. Bu sene yok. Seneye olur merak etme. Seneye görürsün soru bankalarında. Beni sadece sen takip etmiyorsun. tatlı beni takip eden çok kişi var. Bak. Bu soru çıkmayacak türden bir soru. Bu soruda milli eğitim, bu sorunun milli eğitimde örneği yok. Ama Milli Eğitim bu sene kimya ve elektrikten zor bir soru sordu. Çıkmayacak derken müfredat dahilinde ha, sorabilir. Sormamış sadece. Piyasada kitaplarında kullanmamış. Ama bir daha tekrar ediyorum. Bu sene sorduğu pil sorusunu da kitaplarında hiç sormamıştı. Farklı bir soruydu. Bunu da tutup sana sorabilir. Bunu da unutma. Sadece de bulunan bir soru. Başka kaynaklarda bulamayacağım bir soru. Ama 2-3 ay sonra kitap çıkarsa bulabilirsin veya seneye çıkacak kitaplarda bulabilirsin. Hadi bakalım. Şimdi hemen evet, bakıyoruz. Bunlar indirgenme. Aktiflik bunların tersi. Dolayısıyla bunun aktifliği eksi 1.20, eksi 0.80, eksi 0.77 artı 0.41. Anlaştık değil mi? En aktifi kim? En aktifi demir. Demir elektron verip demir artı 2'ye dönüşecek. Yalnız, yalnız sıkıntı şurada. Elimde demir yok. Bak demir katısı bu katısı. Katı demir yok ki gümüş var. Platin var. Demir çözeltisi var. Gümüş çözeltisi var. En aktifi demir de. Bu yok ortamda uyanık olacaksın. Ezbere sazan gibi atlamayacaksın. Sistemi kontrol edeceksin. Var mı o madde? O maddenin anot olması mümkün mü? Anot olabilecek şekilde var mı? Demir var da buradaki demir zaten artı 2. Yani olmaz. Bana girenlerde katı demir lazım. Olmadı. Bir sonraki en aktife bakıyorum. Demir artı 2. Var mı? Var. Çok dikkat et. Çok dikkat et. Anot. Buradaki demir artı 2. Ama buradaki demir artı 2 elektron verince demir artı 3'e dönüşüyor. Yani çubukla hiçbir işin yok. Çözeltideki demir artı 2 yine çözeltideki demir artı 3'e dönüşüp çubuktan diğer tarafa elektron gönderiyor. Anot kim? Çözelti. Anotta çubuğun kütlesi azaldı mı? Azalmadı. Anottaki çözelti. Anottaki çözeltiye dönüşürken çubuktan elektron gönderdi. Yine burada artı 2'den artı 3'e katyonun toplam yükü arttığı için yine tuz köprüsünde anyonlar buraya geliyor. Elektronları buraya geldi. Burada elektronu gümüş alacak. Gümüş benim katodum. Platin değişim yok. Gümüş benim katodum. İndirgendi. Çubuğun üstü gümüş toplandı. Hemen tepkime yazıyorum. Bak anot demir artı 2'nin demir artı 3'e dönüşüp elektron vermesi. Yani bu tepkimenin tam tersi. Bu tepkimenin tam tersi ise anot yarı pil potansiyelim eksi 0,77 volt. Katot gümüş artının gümüşe dönüşmesi. Gümüş artının elektron alıp gümüşe dönüşmesi. Katot bu tepkimeyi olduğu gibi demek ki artı 0,80 volt. Pil potansiyelim 0,03 volt. Pozitif olduğu için pil çalışır. Gümüş değil çözeltideki demir artı iki katottur. Platin çubuk anot değildir. Bu çubuk değil çözelti anottur. Pil potansiyeli 0.03 volttur. Anot elektrodun kütlesi değişmez. Çünkü anot çözeltidedir. İşte hiçbir yerde bulamayacağım bir soru. Artık abone olursun. Beğen de. Beğen de. Yani beğen. Bak soruyu beğendin. Hadi hadi beğendin. Beğen. Abone oldum beğendin. İmkanın varsa katıl. Bak sen beni ne kadar yarıştırırsan ben böyle şeyleri o kadar çok üretirim. Bak hiçbir yerde bulamıyorsun. Ya bende var sadece. Daha ne yapayım ben sana? 2013 ve bu yıl 2022'de çıkan sorunun benzeri olan bir soru. Hücre diyagramı verilip bunun hakkında standart soru soruldu. Yine çok zor değil. Burası anot. Burası katot. Hücrenin başlangıç potansiyeli hemen bakıyorum. Anodun indirgenmesi verilmiş ama anot yükseltgeneceği için ters çevirdim bunu 0.14 oldu. Katodun indirgenmesi verilmiş zaten bu da indirgenme topladım 0.48 doğru. Elektron anottan katoda doğru akar doğru. Hücre galvanik hücredir. Yani pildir diyor. Doğru. Zamanla katodun kütlesi artar. Bakır artı 2. Bakıra dönüştüğü için artar. Doğru. Anyonlar anota gider. Çünkü anot da çözünüp çözeltide artı artıyor. O artılar eksileri çekiyor. Bakıra değil çinkonun bulunduğu kaba gider. E seçeneği yanlış. Çok güzel bir soru çözüm oldu. Bilmiyorum. Yani insan kendini övmeyi size sevme. Ben severim ya kendimi övmeyi. Sen övmüyorsun. Ne yapayım? Yani, yani iki yorum yazdın mı? Abi sen yazdın seni biliyorum. Tamam biliyorum seni. Çok teşekkür ederim ama yanında yanında bak. Bak orada bak. Bakıyor. Kapatma ekranı bak. bak bir de kapatıyor bak. Ne kadar ayıp ya. O zaman abone olduysan yorumunu yaptıysan artık bu videoyu da bitirelim ve 5. videomuz standart hidrojen elektrodu istemlilik değil mi? Standart hidrojen elektrodu elektrik enerjisi istemliliğe geçelim. Sonra altı pil potansiyelini etki eden faktörler 7 soru çözümü 7 ners 8 soru çözümü 9 galvanik şey lityum iyon piller falanla bitireceğiz. Seviliyorsun. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.